Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bazı arkadaşların sormuş olduğu Stafor kovan imalatımla ilgili videonun altına yapmış oldukları yorumlarda kovanın durumunu merak eden arkadaşlar vardı. Üzerinden 2 yıl geçti. Hiç bu uygulama yapmadım. Artıları, eksileri nelerdir onları sizlerle paylaşmak istedim. Eksilerim neydi onu paylaşmak istiyorum. Ve hem arkadaşlarım da görsel olarak sorularına cevap vermiş olurum. Hep beraber buyurun kovanımızı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Kovanımızın yapılışını ve arılandırma videomu altına link olarak bırakacağım yorum açıklamalar kısmına. Ve bunu ikinci katta da çıkarmıştım. Onun videosuna bırakayım. Hep beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Burada bölmem var benim. Bölmem vardı. Yani bu sezon sonuna doğru, yani bal akımından sonra böldüğümüz bölmelerimiz. Üçlü bölmelerimiz. Şerbet vermiştik. Şerbetimizi bitirmişler. Şerbeti poşetle veriyorum. Çünkü havalar serin. Şansımıza bugün de hava esiyor. Evet. Kovanımızı açıyorum arkadaşlar. Şöyle kameramı elime alayım. Görüldüğü gibi yan duvarlarını alüminyum bant ile kaplamıştım. Bu şekilde çok bir deforme yok. Ancak buralarda tabi bantın özelliğinden dolayı kalkmalar var. Şu kısımda arılarımızın deldikleri, yani koparmaya çalışıp da koparamadığı kısımlar mevcut. Tabanı şimdi sökeceğim zaten. Tel komple havalandırmalı. Dışı da alüminyum kaplıydı. Güneş gören kısımlarda biraz deforme var. Aslında burada bunu bir dış cephe su bazlı dış cephe boyasıyla boyasaydık daha sağlam olacağına inanıyorum. 2 yıldır hiçbir işlem yapmadım. Yani yapmamamın amacı da gözlemlemek için. Bu tarafta görüldüğü gibi biraz daha yoğunluk var. Burası güneşi daha çok görüyor. Bu şekilde kovanımızın durumu bu. Bir de bu kovanımızın bir şeyi daha vardı. Kovanımızın komple tabanı ayrı kovanımızdan bu şekilde kovanımızı alıyoruz. Kovanımızı kenara bırakıyoruz. Yani temizlemesi daha kolay oluyor. Görüldüğü gibi bu tabanımız buralar geçmeliydi. Videomda paylaştığım videolarında mevcut. Kovan yapılışı da var. Bunu da paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Tabii bunu daha çok geliştirmeyi düşünüyorum ama çok bir fırsatım yok. İçine su kontrolü da döşeyip dışına su kontrolü de döşerek yapmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda nasip olursa onu da yapacağız. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.